biraz sonra. Bugün yine buradayız çünkü kadın cinayetlerini durduracağız platformuna, platformumuza, mücadelemize kapatma davası açıldı. Bu hukuksuz kapatma davasından ne karar çıkarsa çıksın diyoruz ki bizim kararımız net. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Hukuksuz davalar bizi durduramaz. Hukuksuz davalar bizi durduramaz. Hukuksuz davalar bizi durduramaz. Öldürülen kadınların aileleriyle beraber, şiddete maruz kalan kadınlarla beraber, mücadele eden kadınlarla beraber, kurumlarla, belediyelerle, siyasi partilerle, sendikalarla hep birlikte buradayız ve her zaman kadın cinayetlerini durdurma mücadelemize devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Şimdi sözü genel sekreterimiz Fidan Ataselim'e bırakıyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri. Sevgili bu ülkenin yüz akı olan, ülkenin dört bir yanında kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi veren, özgürlük yürüyüşünü, eşitlik yürüyüşünü sürdüren sevgili kadınlar, sizler de hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğimize yönelik hukuksuzca açılmış bir kapatma davasıyla karşı karşıyayız. Bugün buradan bir karar çıkacak. Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak diye söylüyor. Bugün çıkacak olan kararla göreceğiz. Hukukun üstünlüğü mü gerçekleşecek? Bir nebze de olsa adalete olan inancımızı yitirmememizle ilgili bir düzeyde bir karar mı çıkacak? Yoksa adaletin yüz karası bir günle mi karşı karşıya olacağız? Hep birlikte göreceğiz. Bugün bu ülkedeki adalet sisteminin, yargı sisteminin, hükümet sisteminin, ülkeyi yönetme sisteminin nasıl bir sonuç doğurduğunu, doğuracağını göreceğiz. Bu mahkemeden her ne karar çıkarsa çıksın, bizim kararımız asla değişmeyecek. Size soruyorum kadınlar, bizi durdurabilirler mi? Asla. Bizi asla durduramayacaklar. Nerede bir kadın cinayeti olsa, nerede bir kadına yönelik şiddet olsa, tecavüz olsa, nerede bir çocuk istismarı olsa, orada karşılarında bizi görmeye devam edecekler. Adalet Bakanı diyor ki aile hukukunu sil baştan ele alacağız diye söylüyor. Adalet Bakanı, Aile Bakanı her gün bu topraklarda kadınlar öldürülürken katiller kadınları öldürüp kaçacakları bir yol bulurken, yani intihar süsü verirken, pencerelerden, balkonlardan atarken, sanki kadınlar öldürülmemiş gibi davranırken, bu yetkililer, bakanlıklar işleri güçleri yokmuş gibi sözde erkeklerin mağduriyetlerinden bahsediyorlar. Sanki bir sorun varmışçasına medeni kanunu sil baştan ele alacaklarını söylüyorlar. Bizim medeni haklarımız sizin pazarlık konunuz değildir.
Ve sevgili arkadaşlar, bize kapatma davası açtılar. Kadın cinayetlerini durdurmaya çalışan bizlere, bakanlıkların, yetkililerin, bu ülkenin, devletin sorumluluklarını yerine getirmiyor iken biz kadın cinayeti beylerini raporluyoruz. Davaları takip ediyoruz. Öldürülen kadınların aileleriyle birlikte yol yürüyoruz. Hani o yetkililerin bir telefonu açmaya bile çok gördüğü öldürülen kadınların, şüpheli ölümle aramızdan ayrılan kadınların aileleriyle birlikte, hani o yetkililerin görmediği, bir de kadınlar şiddete uğradığında, karakola gittiğinde beyanlarını tartışmaya açtıkları o ölümle burun buruna olan kadınlarla birlikte yol yürüyoruz, mücadele ediyoruz. Bu ülkede bir karanlığı getirmeye çalışıyorlar. Sevgili arkadaşlar, önümüzdeki günlerde İran'da öldürülen Mahsa Amini kardeşimizin yıl dönümü bir yıl olacak. Bu ülkede, bu ülke İran gibi olmasın diyenler, laiklik mücadelesini sürdürenler, işte burada, kadınların özgürlük mücadelesini sürdürenler burada. Sanmasınlar ki Taliban zihniyetine geçit vereceğiz. Asla! Asla. Bize kapatma davası açanlar bu ülkede geçtiğimiz günlerde bizim hafızamız yerinde. Toplum unutmaz. Madımak faillerini serbest bıraktılar. Hizbullahçıları serbest bıraktılar. Kadın katillerini daha bulamadılar. Tecavüzcüleri serbest bıraktılar. Çıkmış bize kapatma davası açıyorlar. Sonra da adaletten bahsediyorlar. Kimin adaleti? Neyin adaleti? Her gün işçiler sendikalı oldukları için işten atılıyorlar. Sputnik direnişçileri hala grevlerini sürdürüyor. Onlarca yüzlerce işçi kapı önüne koyuluyor. Adalet denilen şey sadece patronlara, erkeklere, kendi yakınları için mi geçerli bu adalet? Böyle adalet olmaz olsun. Bu adaleti, gerçek adaleti, eşitsizliğe uğrayan kadınlar için, her gün nefretle hedef gösterilen LGBTQ artılar için, yok sayılan halklar için, işsiz bırakılan gençler için, özgürlükleri elinden alınan üniversiteliler için ve elbette ki her gün yoksullukla baş başa bırakılmış olan emekçiler için gerçek adaleti biz sağlayacağız sevgili dostlar. Omuz omuza, kol kola. Onların adaleti kendilerine kalsın. Ama Tayyip Erdoğan'a kendi söylediği şu sözü hatırlatmak istiyorum. Ayarını bozduğun kantar, gül gelir seni de tartar Tayyip Erdoğan. Kuralıkla. Sözlerimi toparlarken yine gündemde olan bir konu var. 82 anayasası yerine 2023 anayasası yapalım diyor siyasi iktidar. Herkesle görüşeceğini söylüyor. Mevcut anayasayı hiçe sayan onlar. Yasaları kendilerine göre eğip bükenler onlar. Ve onlar, işte bize kapatma davası açanlar onlar. Her gün yaşam tarzımıza müdahale edenler onlar. 6284'ü uygulamayanlar onlar. Onlar mı şimdi de askeri vesayetten kurtulmak için yeni bir anayasa hazırlayacağız diye söylüyorlar. Buna kimse inanmaz. Kimse kanmaz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasayı ancak bizler hep birlikte yapabiliriz. Eğer bir darbe rejiminden, darbe vesayetinden kurtulunmak isteniyorsa bu topraklardaki özneleri dikkate alarak olur o. Yargıyı bir tür cezalandırma aracına dönüştürerek olmaz. Her gün fikrini ifade eden gazeteciler, siyasetçiler tutuklanıyor. Yer
seçimlere kayyumlar atanıyor. Siyasi ve yargısal olarak darbe zihniyeti sürüyor sevgili arkadaşlar. Bu darbe zihniyetinin sürmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Meydanlarda olacağız. O mahkeme salonlarını doldurmaya devam edeceğiz. Nerede bir eşitsizlik ve haksızlık varsa orada karşılarında o hesaba katmadıkları bizlerin örgütlü politik gücünü görecekler sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlar, buradan sesimizin ulaşacağı bütün kadınlara seslenmek istiyoruz. Korkma! Medeni kanuna dokundurtmayacağız. 6284'e dokundurtmayacağız. Çocukları biz koruyacağız. İstismara mahkum etmeyeceğiz. Bu ülkeye aydınlığı biz getireceğiz. Ve eninde sonunda sevgili arkadaşlar, kadınlar, LGBTQ artılar, kadın cinayetlerini durduracağız hep birlikte. Ve ne güzel ki sevgili dostlar, kadın voleybolcular bize çok güzel bir duygu yaşattılar. Her türlü nefret politikalarına rağmen başardılar. Onlar sadece bir müsabakayı kazanmadılar sevgili arkadaşlar. Bu ülkede nefret politikalarını yendiler. Kadınların bir şeyleri başarabileceğini gösterdiler. Herkese gösterdiler. Ve elbette ki bizim mücadelemiz sayesinde bütün bunların hepsi bir bütün olarak bütün kadınlara özgürlük sağlayacak. Eşitlik sağlayacak. O yüzden onlar ne derse desinler, siyasi iktidar, Hüdapar'lısı, yeniden Refah Partilisi, ne derlerse desinler, biz eşit ve özgür yaşayacağız. Çünkü onların nefretlerinin boyunu bizim özgürlük yürüyüşümüz çok aştı sevgili kadınlar. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Şimdi arkadaşlar, aramızda bir üyemiz, mücadele arkadaşımız var. Ta Urfa'lardan kalktı geldi buraya. Urfa'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde bir adalet nöbeti sürdürüyor. Gizem arkadaşımız, mücadele arkadaşımız. Burada onu takdir etmek isterim. Kapatma davamız bittiğinde biz bunu da ülkenin dört bir yanında sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu çok önemli bir nöbet bizim için sevgili arkadaşlar. Bu ülkedeki çocuklar için çok önemli bir nöbet ve adaletin sembolü o nöbet. O nöbeti sürdüren Emine Gizem arkadaşımızı buraya çağırıyorum. Şanlıurfa'dan geliyorum. Şanlıurfalıyım. Bugün burada kız kardeşlerimle ve çocuklarını kaybeden, evlatlarını kaybeden ailelerle dayanışmak için buraya gelmek isterim. Ben 34 gündür Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde çocuklarımız için eylemdeyim. Neden mi? Bir kereden bir şey olmaz diyen zihniyete karşı bir kereden çok korkunç şeyler olabiliyor demek için oradayım. Ensar Vakfı'nda 7 yıl önce 45 tane erkek çocuğu tecavüze uğramıştı. Dönemin İl Milli Eğitim Müdürü, aynı zamanda Ensar Vakfı yöneticisi olan Asım Sultanoğlu görevini ihmal etmiş ve aynı zamanda tecavüzcülerle hiçbir alakam yok dediği halde fotoğrafları ayan beyan ortaya çıkmıştı. Geçen 7 yıl süre içerisinde Asım Sultanoğlu cezalandırılmadı, ödüllendirildi. Sırasıyla Antalya, Bursa ve Maraş'a atandı ve bir ay önce de memleketim olan Urfa'ya atandı. 45 çocuğu dahi koruyamayan bu şaibeli zihniyetin asla çocuklarımızı koruyacağına dair inancım yok. Ve bu yüzden 34 gündür eylemimi sürdürüyorum. Ve bu eylemime kanımın son damlasına kadar
bir şekilde mücadele edip devam edeceğim. Burada bu kadınların var olması, bu kadar insanın benim yanımda olduğunu hissetmek inanın benim açımdan hem çok duygulandırıcı bir şey hem de çok özel. Ben kadın cinayetlerini durduracağız platformuna karşı kapatılan, açılan davayla bir kereden bir şey olmaz diyen zihniyetin aynı olduğunu düşünüyorum. Ve bu zihniyete Şükrü Erbaş'ın dizeleriyle seslenerek sözlerime son vermek istiyorum. Onlara dedim ki, ölüm sizsiniz. Hiçbir güç iyi yapamaz sizi. Hiçbir kötülük utandırmaz. Her cümleniz bir çocuk tabutu. Her annenin ağıtı baş yastığınız. Babaları çoktan gömdünüz çocuklarının koynuna. Eyvah ki her gün biraz daha zalim. Kapanmayacak açlığı ruhumuzun. Hepimizin hayatını utancı çevirdi. Teşekkür ederim. Duruşmada bizi yalnız bırakmadınız. Platform tüm kadınlara, çocuklara, LGBTQ artı bireylere asla yalnız yürümeyeceksin dedi. Ve sizler de bize asla yalnız yürümeyeceksin dediniz. 4 ay doldu, 5. ayı tamamlamak üzereyiz. Yani 4. ayda birlikteydik. Bir seçim geçirdik. Seçimde biz kadınların, LGBTQ artıların, çocukların hakları masalara yatırıldı. Bu arada kadınlar, çocuklar öldürülmeye, tecavüze uğramaya devam etti. Kadın Cinayetleri Durduracağız platformuna bugün karar duruşmasını göreceğimiz bu dava ilk önce 2016'da savcılık araştırmasıyla başladı. Sözde kendilerine nafaka mağduru diyen erkeklerin şikayetiyle başladı. Peki bize haber verdiler mi? Hayır. 2016'dan 2021'e kadar davanın sonucu ne olursa olsun bunu bilmenizi istiyoruz. 5 yıl boyunca biz katilleri kovalarken bu adliyelerde ve Türkiye'nin her yerinde 5 yıl boyunca bu adliyede aleyhimize soruşturma yürütüldü arkadaşlar. 3 kere sordu savcı. Bu derneğin kanuna, ahlaka aykırı eylemleriyle ilgili bir delil var mı? 3'ünde de hayır cevabı geldi. Gelen belgeler yetersizdi. Ve dosya kapatıldı. Sonra birdenbire ne olduysa ki biz ne olduğunu biliyoruz. 2021'de bir savcı tekrar sordu, delil var mı diye. Arkadaşlarımızın fişleme dediğimiz kayıtları, yani bizim örneğin şu anki burada toplanmamız bile gelecekte bir fişleme olarak karşımıza çıkabilir. Fişleme dediğimiz evraklar, hani 2010 referandumunda anayasada değiştiği bir daha karşımıza çıkmayacağı söylenen arşiv kayıtlarıyla 24 saatte kim demiş adalet gecikiyor diye. Konu biz olunca, biz kadınlar olunca arkadaşlar, Kadın Cinayetleri Durduracağız platformuna açılacak davalar olunca evet çok hızlı oluyor o zaman adalet. 24 saatte bize kapatma davası açıldığını öğreniyoruz. 5 yıl boyunca bilmediğimiz sebeplerle. Hala da dosyada bir sebep yok. Bugün bir karar bekliyoruz. 28 yıllık bir hukukçu olarak biraz önce sevgili Fidan'ın da söylediği gibi birazcık olsun hukuku olan güvenimizin, ben ve benimle birlikte mücadele eden Baro'dan ve diğer kuruluştan gelen bütün hukukçu arkadaşlarımızın temennisi bu. Hukuka güvenimiz birazcık sürsün istiyoruz. Umarım bugün bir leke kararla karşılaşmayız. Kısaca hemen bazı sayılar vermek istiyorum. Sadece 2 duruşma arası bu sayılar arkadaşlar. Yani bizimle uğraşacaklarına katillerle uğraşsınlar. Bizimle uğraşacaklarına tecavüzcülerle uğraşsınlar. Bizimle uğraşacaklarına 15 yaşındaki kız çocuğun yüzüne fırlatılan parke taşlarıyla uğraşsınlar. Bakın 112 davaya girmiş arkadaşlarımız. 22 farklı şehirde. 56 cinayet, 10 yaralama ve alıkoyma. 6 tehdit, hakaret, şantaj. 5 meşru müdafaa, 10 öldürmeye teşebbüs, 7 cinsel saldırı, 8 şüpheli ölüm, 2 darp, 1 görevi ihmal, 4 çocuk istismarı, 1 yanlış teşhis,
bir özel hayatın gizliliğini ihlal, bir eziyet, toplam 112 dava. Sadece bizim iki duruşmamızın arasında. Peki kadınları yaşatabilmişler mi? Hiç olmazsa yeni ölümler olmadı diyebilir miyiz? Hayır. 05.04.2023 12 yani dün itibariyle 12.09.2023 arasında 145 kadın cinayeti işlenmiş. Bunlar arkadaşlarımızın tespit ettikleri sayılar. 110 şüpheli kadın ölümü. Bunların büyük bölümü yüksekten atılan kadınlar. Aysun Yıldırım hatırlarsınız, 2019'da beraber açtık. Küçükçekmece Adliyesi'nde beraberdik. 5 yıl açık tuttular, sonra kapattılar ve şu an Anayasa Mahkemesi'ndeyiz. Biz artık bu mahkemelerde kadınların sesi olarak yaşamaya hakları vardı demekten yorulduğumuzu zannediyorlarsa, hayır, artık yorulmadık. Bizim sesimiz çıkmaya devam edecek. Bugün karar ne olursa olsun bizim, bizlerin, kadınların, LGBTQ artıların, özgürlük savaşçılarının, herkesin burada bu da, Çağlayan'da, Gezi içinde ve birçok davada birlikte mücadele ettik. Sonuç ne olursa olsun mücadele eden kazanacağına inanıyorum. İnsan haklarının kazanacağına inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Katilleri yargılatmak için, adalet için buralarda olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ve şimdi ben Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demirel'e sözü veriyorum.